Samsun'da bir alışveriş ve yaşam merkezi Anneler Günü'nde gazeteci yazar Ayşe Arman'ı sevenleriyle buluşturdu. Emzirmek bir dönem çok müthiş bir şey olarak algılanırken sonra bir dönem benim annemlerim döneminde bu mamalar başladı. Sanki emzirmek pro bir şey gibi oldu. Şimdi tersine döndü. Ayşe Arman'dan Annelik Notları adlı söyleşiyle bu kez gazeteci kimliğiyle değil anne kimliğiyle okurları ve sevenleriyle buluşan Arman annelere kendi hayatından da örnekler vererek kadının gücü, çalışan anne olmak, annelik ve kariyer gibi konularda farklı bir bakış açısı sundu. Arman yanında getirdiği kırmızı bavuldan çıkardığı bir kavanoz pirinç, elbise, ayakkabı boyası, toka, terazi, kızı Alya'nın ödevleri ve kitapları, laptop, kadın giysileriyle kadın olmanın zorluklarına ve kadının gücüne vurgu yaptı. Ayrıca Ayşe Arman Haberax mikrofonlarına çok özel açıklamalarda da bulundu. Samsun'u da çok sevdim. İnsanlar hem çok sıcak. Misafirperver, böyle konuşurken bakıyordum acaba hani ay bir şey falan. Gayet hoşgörülü ya da bana öylelerdi, bayıldım yani. Seviyorum çünkü aslında bu işi tutkuyla yapıyorum. Ben bugün söyledim mi bilmiyorum, hep diyorum ki yaptığın işi tutkuyla yap. Tutku duymuyorsan o işi yapma, tutku duymuyorsan o adamın elini de tutma. Yani bir tarafıyla eğer yaptığın işe bu kadar heyecan hissediyorsan o iş gibi gelmiyor, angarya gibi gelmiyor. Her seferinde heyecanlanacak bir şey buluyorum. Samsun'dan biraz zor ayrıldım. Çünkü bu kısa süre içinde çok iyi dostluklar kurduk. Pide de şahaneydi. Yani konumuzla alakası yok ama AVM'yi de sevdim. Yani bir de deniz kenarında olması, insanların açık fikirli olması. Karadeniz bence çok enteresan bir yer. Daha fazla insanın gelmesi gerekiyor. Buraları keşfetmek istiyorum. Trabzon taraflarını biraz ettim ama sıra Samsun'da.